TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında akşam 21'de zaten protesto etmek için ışıkları yakıp söndürmeye çağırdı. Emekli maaşı halen daha 10 bin lira. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, zamları protesto etmeye çağırdı. Özel, eğer zam istiyorsan saat 21'de ışıkları yakın, ışıkları kapatın dedi. Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye, bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, eğer bundan sonra fındığa, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret artsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan, bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan görülecek. Eğer kendinizi gösterin. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zam mı? Söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok, seçim olacak. Sağ ol. Piyasalar bu haftaya da sakin bir başlangıç yaptı. Piyasayı değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu bu yıl henüz beklenen hareketliliğin gerçekleşmediğini belirtti. Piyasalardaki sakin seyir yaklaşık 5 aydır devam ediyor. Bu haftada rakamlar aynı seviyeden başladı. Piyasaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu, yaz sezonu için hareketliliğin henüz başlamadığını, bu yıl beklenenden daha az hareketlilik olabileceğini ifade etti. Aslında Temmuz ayının ikinci haftasına girdik. Doğal olarak bu süreçte çok iyi iş yapması gerekir piyasada esnafın. Fakat gerçek anlamda bir kırılganlık ve huzursuzluk var. Çok büyük ihtimal bu kırılganlık ve huzursuzluk sanki bundan sonra da devam edecek gibi bir endişe taşıyorum şahsım adına ben. Piyasalar normale gelme noktasında son derece sıkıntılı. Adeta normale gelmemek için inat ediyorlar. Ben umarım bu inat kırılır. Fakat buradaki en büyük sıkıntı veya girdap noktası gerçek anlamda halkın gelirinin arzu edilen düzeyin çok daha altında olması ve harcama gücünün olmaması. Bir diğer açıdan da enflasyondaki bizim yapısal problemlerimiz, ciddi problemlerimiz ve hayat pahalılığı. Yurt dışından gelen kardeşlerimiz gelmeye başladılar. Bulunduğumuz yer Kazancılar Caddesi. Şu anda gerçekten dükkanların hepsinin dolu olması gerekir. Ama dikkat ettiğimde dükkanların çoğunun boş olduğunu üzülerek görüyorum. Bu da bir realite. Biz 2024 yılında tahmin ediyorum sanki turizmde olduğu gibi beklenileni yakalayamayacağız ciro veya kar anlamında gibi bir güdüye sahibim. Gerçek anlamda bugün sahillere dikkat edersek tatil yapma noktasında Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var ve Avrupalılar, Batılılar, Uzak Doğulular Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Aşırı hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon bizim komşularımıza bu insanları kaçırıyor. Öyle tahmin ediyorum ki ben sanki biz de iç konjektürde bunun bir benzerini yaşadık veya yaşayacağız. Türkiye'de harcamak istemeyen insanlar paralarını sanki yurt dışında harcayacaklar gibi bir havaya sahip oldular. Umarım bu başlangıç böyle devam etmez. Hiç olmazsa birkaç hafta sonra normal trendine döneriz. Bir diğer açıdan dövizdeki sakinlik devam ediyor. Aynı sakinliği 4,5 aydan beri ben durduğunu belirtiyorum. Bundan sonra önümüzdeki aylarda da hükümet politikası olarak bu sakinlik devam edecek. Bu çok iyi bir şey değil. Bize çok ağrı mağrı olacak. Nedenlerini tek tek açıkladık. Umarım ben bu yolda yani sabit tutma noktasında inadını siyasi el kırar ve serbest piyasaya oluşması için fiyatları bırakır. Aksi halde yoğun bir sıkıntıyla baş başa kalacak bu sene Türkiye.
Efendim, kamuda tasarruf dönemi Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Kayseri'deki vatandaşlarsa kamuda tasarruf tedbirlerine uyulmadığını söylüyor. Vatandaşlar tedbirlere nasıl uyulması gerektiğini de anlattı. Türkiye'de yüksek enflasyonla mücadele kapsamında kamuda tasarruf uygulamasına gidildi. Tasarruf süreci 16 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Kayseri'deki vatandaşlarsa tasarruf tedbirlerine uyulmadığını söyleyerek önerilerini sıraladı. Sizce tasarruf sağlanıyor mu? Abi yok, şu an tasarruf falan yok abi. Yani geçen Sayın Bakanımız Ali Bey geldi. Çarşıda esnafız. Yaklaşık 150 tane arabayla geldiler. Böyle tasarruf olmaz ki. O 150 tane arabanın yaktığı paralar, ne bileyim, geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'ya gitmiş bir uçak, yani bunlar tasarruf değil yani. Olmuyor. Tasarruf tedbiri uygulanmıyor. Uygulanmıyor, yok. Aynı devam yani. Benim gördüğüm o yani. Ne olmalı peki? Valla ne olmalı? Eğer böyle kamuda tasarruf yapılacaksa bir kere küçülmeye gidilecek. Yani olmayan, yani bir işi üç kişinin yaptığını bir kişi yapabilir yani. O şekilde tasarruf olur. Ne bileyim, sarayın giderlerini kısabilir. Ondan sonra ne bileyim, belediyenin giderlerini kısabilir. Görüntüde öyle ama pek inanmıyorum. Tasarruf yok mu? Olduğunu zannetmiyorum. Neden? Ben öyle inanıyorum. Kamuda tasarruf yapılıyor mu şu anda? Vallahi çok da yapıldığını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Sağlandığını düşünmüyorum. Nasıl oluyor peki? Israf. Şahşahtarlı hayat sürüyorlar. Çok ısraf var. Tasarrufa ben inanmıyorum. Tasarruf yok mu yani şu an? Yok tasarruf. Nasıl olabilir? Vallahi bu harcamaları kısıtlamaları lazım yani. Bu devlet, en çok da bunu devlet adamları yapıyor. Lüks makam araçları, ayrılan bütçeler. Ne diyeyim, hangisini sayayım yani? Çok. Ne yapılmalı? Önlem alınmalı. Ben yurt dışından geliyorum. Temelli geldim. 4 senedir Türkiye'de, Kayseri'de yaşıyorum. Ve Almanya'da hala şu anda kuruşlardan çalışıyorlar. Belediye olsun, belediye başkanları olsun. Bunların hepsi kendi özel araçlarıyla gidip geliyorlar. Mesela benim şeyim, örneğim, eğer belediye başkanı ya da bir başkan devletin aracını kullanıyorsa benzinini kendi koyması lazım. Almanya'da kuruşundan çalışırken hala Türkiye'de kuruşun bir değeri kalmadı. İnsanlarımız gerçekten çok zor durumda. Tasarruf yapılıyor mu sizce şu anda? Hayır, hayır, yapılmıyor şu anda. Hala görüyorum. Hala devletin araçlarıyla, mesela bunun en ufak zabıtasından başla. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece kamuyla olacak iş değil. Önce büyüklerin şey yapması gerekir, tasarruf yapması gerekir. Kamudaki memurların tasarrufuyla olacak iş değil bu. Şu anda kesinlikle kamuda tasarruf yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü enflasyonun düşmesi gerekiyor mevcut durumda. Görüyorsunuz fiyatları. Orta kesim ve düşük sınıf olarak hani Türkiye Cumhuriyeti'nin çoğunluğunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani dışarıda insanlar görüyor yemek yediklerini vesaire görünce. Demek ki bunlar zengin diyorlar ama fakat durum tam tersi. Yani 1 milyon insan dışarıdaysa geriye kalan 85 milyon içeride. Kamuda tasarruf kesinlikle yapılmalı. Büyük Millet Meclisi'nden başlayacak. Herkese var tasarruf, oraya yok. Orayı ayırmışlar. Ne yapılmalı mesela? Tasarruf edilmeli. Mesela sarayın ışıkları sönmeli, arabalar küçülmeli. Ne tasarrufu? Nasıl yapılmıyor mesela? Daha dün Almanya'ya gittiğimiz maçı izledik mi? Kaç araçta gittik? Kaç araçlık bir konvoyumuz vardı? Tasarruf mu bu? Dalga geçiyorlar bizimle. Yani yapılmıyor mu kamuda tasarruf? Abicim, uzaktan yakından alakası yok. Kamuda hiçbir şekilde tasarruf yapılmıyor. Vatandaşın boğazına bastılar, ekmeğini almaya çalışıyorlar. Ne tasarrufu? Yapmak isteyen bir irade yok ortada. Hiç kimse, bu devleti yöneten hiç kimse tasarruf yapmak istemiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezi Kayseri dahil 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen düğün bir operasyonlarında 1748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun,
Nevşehir ve Balıkesir merkezli Kayseri dahil 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Düğün 1 operasyonları kapsamında 1748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Organize sanayi bölgesinde tırla çarpışan işçi servisi yan yattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu işçi servisi sürüklenerek yan yattı. Kazayı görenler durumu ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekipler aracı olay yerinden kaldırırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Ayrıca kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Nevşehir Belediye Meclisi afetlere yönelik eğitim, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarına önemli bir katkı sunacak karara imza attı. Belediyemizin 2024 yılı Temmuz ayı toplantısının Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi afetlere yönelik eğitim, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarına önemli bir katkı sunacak karara imza attı. Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında afet eğitimleri, tatbikatları ve engellilere yönelik yapılacak afet çalışmaları gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri'nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde hummalı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, kamu, kurum ve kuruluşları ve STK'larla işbirliğine devam ediyor. Temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Büyük Kılıç Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 82 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda maddeler arasında bulunan ve afetlere yönelik eğitim, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarına önemli bir katkı sunulmasına imkan tanıyacak talep de meclis üyelerince görüşüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin 2024 yılı Temmuz ayı toplantısının, meclis toplantısının birinci... Büyükşehir Belediye Meclisi, Kayseri'de yürütülecek olan afet eğitimleri, tatbikatları ve engellilere yönelik yapılacak afet çalışmaları ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol kararı verildi. Temmuz ayı meclis toplantısının ardından Başkan Büyük Kılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Melikgazi Belediyesi genç dostu hizmetleriyle gençlerin gönlünü kazanıyor. İlçede 18 farklı noktaya halı saha kazandırıldı. Melikgazi Belediyesi ilçeye kazandırdığı 18 adet nitelikli futbol sahasıyla gençlerin gönlünü kazanıyor. Melikgazi'de 18 adet futbol sahasıyla gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak geleceğimize yön verecek gençlerimizin kültürel, fiziksel, sosyal yaşamda desteklenmesi için var gücümüzle çalışıyor, gençlerimize hak ettikleri değeri veriyoruz. İlçemizde gençlerimize yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçirerek onların gönüllerini kazanmak bizim için mutluluk verici. 5 yıl gibi kısa bir sürede rekor hizmetler kazandırdık. Bu hizmetlerin arasında gençlerimize yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Gençlerimizin birçok alanda donanımlı olması, kendine güvenen, kendini geliştiren bireyler olmaları için sportif faaliyetlerinde öneminin yadsınamaz olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda TOKİ Demokrasi, 19 Mayıs, Kocatepe, Kazım Karabekir, Germir, Mimar Sinan Fatih, Hisarcık, Gülük, Altınoluk, Yeşilyurt, Danışment Gazi, TOKİ Bahçeli Evler, Şirintepe ve Battal Gazi mahallelerimizde toplam 18 adet futbol sahamız gençlerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Gençlerimiz futbol sahalarımızda hem kaliteli vakit geçirebiliyor hem de enerjilerini doğru kullanarak sağlıklarına özen gösterip kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar dedi. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, ünlü bestekar Amir Ateş'e saygı gecesi düzenleyecek. Geceye isteyenler ücretsiz olarak katılabilecek. Ünlü bestekar Amir Ateş için saygı gecesi düzenlenecek. 12 Temmuz Cuma akşamı Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programın ilk bölümünde Talas Musiki Cemiyeti üyeleri Şef Ahmet Yüksel yönetiminde solo ve koro olarak rast makamından şarkılar seslendirecek. Martıların
dalgaların serin suları, şarkıların, türkülerin güzel mi güzel. İkinci bölümde ise ünlü bestekar Amir Ateş sahne alacak ve koroyla birlikte sevilen bestelerini söyleyecek. Saat 20.30'da başlayacak olan konser, Talas Belediyesi'nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek. Öte yandan konser için Talas'a gelecek olan ünlü bestekar Amir Ateş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde düzenlenen Karadut Beste Yarışması'nın da jüri başkanlığını yapmıştı. 5 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ödül törenine katılan Ateş, hem sevilen eserlerini seslendirmiş hem de dereceye girenlere ödüllerini vermişti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye tarafından düzenlenen yaz spor kurslarıyla çocuklara dolu dolu bir yaz dönemi yaşattıklarını belirtti. Hacılar'da yaz dönemi dolu dolu geçmeye devam ediyor. Okulların tatil olması sonrası başlayan yaz spor okullarına ilginin yoğun olduğu görüldü. Çocukların iyi vakit geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 8-13 yaş grubu çocuklara yönelik olarak düzenlenen yaz spor kurslarına yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan, çocuklarımızın eğitim alanında olduğu gibi spor alanında da gelişimine destek vermek için düzenlediğimiz kurslarımız, alanında uzman öğretmenler nezaretinde devam ediyor. Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz dedi. Başkan Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi yüzme havuzunda da kız ve erkek olmak üzere iki grup halinde 95 çocuğun yüzme eğitimi aldığını belirterek, toplamda haftada 4'er saatten 8 hafta sürecek olan bu eğitimle çocuklarımız en güzel spor dallarından biri olan yüzmeyi öğrenmiş olacaklar dedi. Başkan Özdoğan, çocuklarımızın sporla iç içe sağlıklı ve mutlu bir yaz dönemi geçirmeleri için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve kurslara katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı. Yahyalı Belediyesi ilçenin önemli sağlık kurumlarından biri olan Devlet Hastanesi'nin acil girişinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Yahyalı Belediyesi ilçenin önemli sağlık kurumlarından biri olan Devlet Hastanesi'nin acil girişinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Esat Öztürk çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan hizmetin önemini vurguladı. Evet, sevdamız Yahyalı'mıza bir güzel hizmeti daha sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, şu anda Yahyalı Devlet Hastanemizin acil tarafındayız. Acil girişi gerçekten hastanemiz yapıldığından bu zamana kadar tabii sıcak asfalt, BSK dediğimiz asfaltı görmemişti. Dolayısıyla dün itibariyle burayı asfalt finişleriyle sermiş olduk. Şuna mutluyum. Gerçekten acilde nihayetinde hijyen olması lazım. Pırıl pırıl, tozsuz, topraksız bir ortamda görev yapılması lazım. Tabii sağ olsun hastanedeki kardeşlerimiz an be an temizliyor ama dışarının toz toprak olması içerideki personelimizi de sıkıntıya koyuyor. Bugün itibariyle asfalt finişerimizde burayı sermiş olduk. İnşallah bundan sonra tozsuz topraksız bir acilimiz, tozsuz topraksız bir hastanemiz işlerini en azından kolaylaştırmış oluruz. Bir kez daha altını çiziyorum. Pırıl pırıl arkadaşlarımız an be an buranın temizliğini yapıyorlar. Ellerine, kollarına sağlık. Çalışmaların belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, bu çalışmayı tamamen kendi kaynaklarımızı kullanarak gerçekleştirdik. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz şeklinde konuştu. Hastanede tabii temiz olması lazım, hijyen olması lazım, mikrop olmaması lazım. Bu noktada buranın asfaltını tamamlamış olduk. Doğrusu hastanenin açılışından sonra da sözüm vardı. Tabii kendi imkanlarımızla bunu yapıyoruz. Bu mutluluğu kendi imkanlarımızla yapmanın da doğrusu fazla güzelliğini yaşamış oluyoruz. Bundan sonra inşallah bizi izlemeye devam etsinler dostlarımız. Biz bizi sevenleri tabii sevindireceğiz. Bizi sevmeyenleri de birazcık doğrusu yaptığımız hizmetlerle mimarlık dönemimizde hiç kimse üzmek istemeyiz. Ama üzülerek söylüyorum, biraz onları üzeceğiz. Çünkü ne yaparsak yapalım, yaptığımız güzelliklere bir teşekkürü Allah'tan bekliyoruz. Biz kullarından hiçbir şey beklemiyoruz. Her şey Yahyalı için diyoruz. Burası turizm ilçemiz. Yahyalı'nın kalem kaşı, göz bebeği turizm ilçemize güzel güzel biz hizmetleri de
yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bir kez daha müdürlerime tabii hayırlı olsun diyorum. Hastanedeki çalışanlarımıza hayırlı olsun diyorum. Yahyalı Belediyesi'nin bu girişimi hastane personeli ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çölaklılara yönelik yaptığı hizmetlerle geniş yankı uyandıran Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın son olarak glutensiz Kayseri Mutfağı projesinden faydalanan çölaklı aileler, Türkiye'ye örnek bir belediye hizmetinin verildiğini belirtti. Yapılan hizmetlerle çölaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayan Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan glutensiz Kayseri Mutfağı projesiyle hem gluten hassasiyeti olan vatandaşlara hem de glutensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmayı hayata geçirdi. Kızı Umay ve kendisi çölyak rahatsızlığı olan Elif Sarıkaya, 4 yıl önce çölyak tanısı koyulduğunu belirterek, "Bu proje sayesinde yavrularımız emin ellerde çıkan ürünleri tüketiyor. Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. 4 yıllık çölyak hastasıyım. Kızım Umay'la birlikte teşhisimizi aldık. Kızımla birlikte öğrendim çölyak hastası olduğumu. Çölyak hastası gluten intoleransıyla karıştırılan bir şey. Bizim için daha çok bulaş önemli. Bu yüzden ayrıca böyle kafelerin olması bizim için daha kolay oluyor. Çünkü gluten ürünlere ulaşmak zaten zorken bir de bulaşıyla uğraşmamız daha zor oluyor. Glutensiz teşhisini ilk aldığımızda çölyak teşhisini, glutensiz beslenmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Tabii biz Kayserili olduğumuz ve Kayseri mutfağıyla beslendiğimiz için bizim için ayrıca zor oldu. Çünkü her şeyin içerisinde un vardı. Bizi en çok zorlayan kısmı ekmek bulamayışımız oldu. Ekmekle ilgili bayağı zorlandık. Hatta ben belirli bir süre ilk teşhis aldığımızda kızımın ekmek sevmediğini zannediyordum. Daha sonra buranın ekmeğiyle tanıştıktan sonra Umay hem sıcak hem taze bir ekmek olduğu için paketli ürün falan değil, kafenin ekmeğini çok sevdi. Bizim için de çok büyük bir rahatlık oldu. Özellikle yöresel glutensiz ürünlere ulaşabilirliğimiz açısından da çok iyi oldu. Çölyak rahatsızı minik Umay ise glutensiz Sinan Kafe'yi çok sevdiğini, burada istediği tüm yiyecekleri bulabildiğini belirterek Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Glutensiz Sinan Kafe'yi çok seviyorum. Burada istediğim her yiyeceği bulabiliyorum. Koca Sinan Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi 6 farklı bölgede bulunan 160 bin adet lavantanın hasadını yapmaya başladı. Şehrin park ve bahçelerinin çiçeklerle donatılmasını her geçen gün kentin güzelleşmesini sağlayan ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda şehrin farklı bölgelerinde dikimini yaptı, 160 bin lavantayla görsel bir şölen oluşturdu. Büyükşehir ekipleri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Öseseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, İnönü Parkları, Aslancak Parkı ve Anadolu Harkalar Diyarı olmak üzere kentin 6 farklı bölgesine 160 bin adet lavanta ekti. Adeta lavanta bahçesine dönüşen bölgelerde yetişen lavantalar, görsel şölenini tamamladıktan sonra park ve bahçeler ağaçlandırma daire başkanlığı ekipleri tarafından hasat ediliyor. Büyükşehir Belediyesi hem şehrin daha yeşil, daha renkli olması için hem de alternatif ürün çeşitliliğini artırmak için gayret gösterirken hasat edilen lavantalar orijinal lavanta yağı elde edilerek değerlendirilecek. Spor AŞ tarafından Sarımsaklı Barajı'nda "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla düzenlenen doğa kampı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Spor AŞ tarafından Sarımsaklı Barajı'nda "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla düzenlenen doğa kampı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaz boyu devam edecek doğa kampının ilkine 210 kişi katılırken ebeveynler çocuklarıyla eğlenip doğanın keyfini çıkarttı. Evet, upuzun biraz daha çağırayım. Upuzun 2 adet çıtamız oldu. 2 gün süren kampta birinci gün canlı müzik, çocuk sineması, karaoke, tabu, bilgi yarışması gibi sahne oyunlarının yanı sıra gece çorbası veriliyor. Etkinliğin ikinci günü ise doğa yürüyüşü, sabah sporu, kahvaltıyla kamp sona eriyor. Kampta aileler çocuklarıyla birlikte Survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkardı. Balıklar boşu. Hocam, hocam.
Kayseriler şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti. Yeni sezon hazırlıklarını hafta içi başlayan Kayserispor gerçekleştirdiği idmanla çalışmalarını sürdürdü. Kayserispor transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu ekleyemese de mevcut kadrosuyla sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Teknik direktör Burak Yılmaz, futbolcuların performansını artırmak ve takımın uyumunu sağlamak adına yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Pas çalışması, takımın koordinasyonunu ve saha içi iletişimini geliştirmeye yönelik önemli bir antrenman olarak öne çıkıyor. Geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen futbolcular, bu sezon yeniden Kayserispor forması giyecek. Bu oyuncuların takıma katılması, teknik ekibin elini güçlendirirken, altyapıdan gelen genç yeteneklerin de A takımı adapte olmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Altyapıdan gelen oyuncuların performansı, takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kayserispor'un yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı 17 Temmuz'da tamamlanacak. Bu süreçte takım hem fiziksel hem de taktiksel olarak yeni sezona hazırlanacak. Teknik direktör Burak Yılmaz ilk etap hazırlıklarını değerlendirerek ikinci etap için planlarını şekillendirecek. Kayserispor transfer yasağına rağmen güçlü bir performans sergileyerek sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Evet efendim, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bülteni burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.